13 Ekim 1992 idi. Bir salı günüydü. 22 yaşındaki Corey Wynecki, Iowa'daki evindeydi. Bir önceki gece, büyük anne ve büyük babasının restoran ve barında çalışmıştı. Çoğu gece orada barmenlik yapıyordu. 13 Ekim gecesinde de yine çalışacaktı. O gün, nişanlısı Jody Hutz, akşam 6.30 civarında eve geldi. Eve geldiğinde Corey'nin arabasının hala garaj yolunda olduğunu gördü. Ayrıca evin köpeği Casey de dışarıdaydı. Jody bu manzara karşısında biraz şaşırdı. İçeriye girdiğinde hayatının en zor gününü yaşayacaktı. Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Corey Wynecki popüler bir sporcuydu. O bölgede iyi tanınıyordu. Lisede birçok takımda oynadı. Eyalet şampiyonalarına çıktı. Jody ile sevgili olduğunda iyi bir çift gibi görünüyorlardı. Gelecek için planlar yapıyorlardı. Çift, yakın bir zaman önce şehrin dışındaki çiftlik evine taşındı. Jody, Iowa'daki bir bankada görev alıyordu. Gündüzleri oradaydı. Corey, geceleri barmenlik yaptığından dolayı Jody eve geldiğinde o evden gitmiş oluyordu. Jody, o akşam eve geldiğinde onun arabasının hala orada olduğunu gördüğünde endişelendi. Evin köpeği dışarıda, zincirleri çözülmüş bir haldeydi. Bunların normal olmadığı belliydi. Evlerinin kapısı ardına kadar açık vaziyetteydi. Jody eve doğru yürüdü. O anlarda kapının kilitli olmadığını gördüğünden epey bir heyecanlıydı. Evin içerisine girdi ve Corey'i buldu. Corey yatak odasında yerde yatıyordu. Hareket edemiyordu. Kadın hemen 911 aradı. Şöyle diyordu. Sanırım nişanlım öldü. Tamamen kanlar içerisinde. Nefes alamıyor. Epey bir üşümüş. Yetkililer hemen çiftlik evine geldi. Onlar olay yerine geldiğinde Cody ölmüştü. Kafatasını kıran biri de dahil olmak üzere çok sayıda kün kuvvet yaralanmasına maruz kalmıştı. Dövülerek öldürülmüştü. Ekipler Jody'nin ifadesini aldılar. Jody onlara Corey'nin bu saatlerde işli olması gerektiğini anlattı. Onu en son sabah 8.30 civarında işe giderken görmüştü. O anlarda aslında Jody uyukluyordu. Evin içerisinde herhangi bir eşya kaybolmamıştı. Yetkililer evde herhangi bir şeyin eksik olmaması sebebiyle olayın soygun olmadığını düşünüyorlardı. Hedefli bir saldırı gibi görünüyordu. Görünüşe göre birisi Cody'yi dövmek amacıyla evine girmişti. Yakınlarda yaşayan bir çiftçi ekiplere o gün öğle saatlerinde bu evin yakınlarından geçtiğini söyledi. Tanık, evin yakınlarındaki yol kenarında metal bir beyzbol sopası görmüştü. O sabahın erken saatlerinde sabah 9 civarında yine oradan geçmişti. Ama o esnada sopayı görmemişti. Bu nedenle ekipler Corey'nin sabah 9'da öğleden sonra 1.30 arasında öldürüldüğünü düşünüyorlardı. Ekipler beyzbol sopasını ve sopanın üzerinde bulunan Corey'nin kan grubuyla eşleşen kan izlerini almayı başardılar. Yetkililer, Corey'nin aldığı yaraların beyzbol sopası kaynaklı olduğunu düşünüyorlardı. Yaraların uyumlu olması sebebiyle sopanın cinayet silahı olduğunu düşünüyorlardı. Beyzbol sopası adli tıp incelemesine gönderildi. Ve daha sonra da cinayet silahı olduğu doğrulandı. Ama silah ekiplerin elinde olmasına karşın üzerinde herhangi bir parmak izi veya DNA kanıtı yoktu. Polis, Corey'nin katilini tanıdığına inanıyordu. Bunun rastgele bir cinayet olduğunu gösteren herhangi bir kanıtı yoktu. Olayın cinayet olduğunu düşündürten bir diğer sebep de Corey'nin birden fazla kadınla ilişkisi olduğunun öğrenilmesiydi. Yetkililer, onun öldüğü sırada birden fazla kadınla görüştüğünü öğrendiler. Bu da birçok olası şüpheli doğuruyordu. Ölümünü takip eden aylarda 400'den fazla insan sorgulandı. Ama buna rağmen dava soğumaya terk edildi. Onun ölümünden 10 yıl sonra ekiplerin elinde hala somut bir şey yoktu. Olayın sebebinin ne olduğundan emin değillerdi. İlçe şerif ofisinden Mark şunları söylüyordu. Yalnızca bazı güçlü bilgiler almamız gerekiyor. Dışarıdaki insanlardan bazıları bu dava hakkında eminim bir şeyler biliyorlar.
onların öne çıkması gerekiyor. Yetkililerin bir şeyler bilen insanlara ihtiyaçları vardı. İhtiyaç duydukları insan, Corey'nin öldürülmesinden yaklaşık 25 yıl sonra ortaya çıkacaktı. Yetkililerin aldıkları bilgiler, 2007'nin son günlerinde tesadüfi bir karşılaşma sonrası olacaktı. Aralık 2017'de kriminal departmanından özel ajan Trent Villetta, başka bir dava hakkında bir tanıkla konuşmak için Iowa'daki bir hastaneye gitti. Ajan o esnada Jessica Baker adındaki bir hemşireyle konuştu. Ajan Jessica'ya çözülmemiş vakaları incelediğini söyledi. Tam da bu anda Jessica, henüz 9 yaşındayken yaşadığı bir hikayeyi ona anlattı. Ajana, 1992'de bir olaya tanık olduğunu söyledi. Jessica o gün bir arkadaşın evine yatıya gitmişti. Arkadaşı Jack Hazen'ın kızıydı. Jack ise Annette Cahill'ın abisiyle evliydi. Annette, Corey'nin sevgililerinden birisiydi. Yetkililer Annette'le Corey'nin öldürülmesinden sonra bir araya gelmişlerdi. Annette'in Corey'nin 4 sevgilisinden birisi olduğunu öğrenmişlerdi. Corey öldü esnada Jack'la beraber alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Jack bu iddiaları destekledi. Hatta ekiplere bazı fişler bile sundu. Ancak hemşire Jessica ise ajana bambaşka bir hikaye anlatıyordu. İddiasına göre Corey'nin öldüğü gece Jack'in evindeydi. Yatma vaktinden sonra dostuyla beraber gizlice aşağıya indi. Merdivenlerin sonuna vardıklarında orada Annette'ı gördüler. Annette mutfaktaydı. Onun arkasını görüyorlardı. Jessica'ya göre Annette o anlarda ağlıyor, hıçkırarak şunları söylüyordu. Corey, çok üzgünüm. Seni asla öldürmek istemedim Corey. Corey, seni seviyorum. Jessica, Annette'ın onu görmemesi için hemen yukarıya çıktı. Çok daha sonra gördüğü tabloyu annesine anlattı. Ama annesi bu durumu polislere bildirmek istemedi. Ajan onunla yaptığı konuşmaya dayanarak Corey Weineck'in ölümüyle alakalı soruşturmayı yeniden inceledi. Dosyada 1996 yılında Scott Payne adındaki bir adamla yapılan görüşmenin bazı detayları vardı. Scott, Jack ve Annette'la yakın dostu. Rapor şunları içeriyordu. Scott Payne, Corey'i öldürdükten sonra Annette'ı bazı eşyaları yakarken görmüştü. Scott'la birden fazla kez görüşüldü. Annette'ın Jack'ın evinde kanlı kıyafetleri bir fıçıda yakarken gördüğünü hatırlıyordu. Bunun ne zaman olduğu sorulduğunda Corey'nin öldürülmesinden yaklaşık 1 veya 2 gün sonra olduğunu aktardı. Annette'ın kendisine üzerlerinde boya olduğundan dolayı kıyafetleri yaktığını söylediğini iddia etti. Ama ekipler bunun boya değil kan olduğunu düşünüyorlardı. Scott polislere bunun kan olduğunu düşündüğünü anlattı. Bir et paketleme şirketinde çalışıyordu. Yani kanlara oldukça aşinaydı. Günler sonra Annette tutuklandı. Birinci derece cinayetle suçlandı. Davası esnasında 56 yaşındaydı. İddia makamının iddiası, önceden planlanmış şekilde kötü niyetle öldürerek birinci derece cinayet işlediğiydi. Bu duruşma, jüri bir karara varamadığından dolayı hatalı yargılanmayla sonuçlandı. Jüri, neredeyse tüm gün süren müzakerenin ardından olası karar konusunda oy birliği bir sonuca varamadı. İlk anlarda beraat yönünde 1'e 11 oy vardı. Yargıç onlara müzakere etmeleri için daha fazla zaman verdi. Ama tekrardan mahkemeye çağrıldıklarında hala çıkmazdaydılar. Bu nedenle yargılanmanın yanlış olduğu ilan edildi. Annette Cahill yeniden yargılandı. İkinci duruşmasında iddia makamının Corey nişanlı olması, başka kadınlarla ilişki yaşaması sebebiyle kıskançlık içerisinde öldürdüğü iddiası ortaya çıktı. Mahkeme, Corey'nin 13 kez vurulduğunu, bunların hepsinin o hayattayken yapıldığını aktardı. Jüriye, cinayet silahı olan beyzbol sopasının Corey'nin evinden neredeyse 2 kilometre uzakta bulunduğu anlatıldı. İlk kez arabası bozulan, bu nedenle çakıllı bir yol kenarında yürürken onu yol kenarında bulan bir muhabir tarafından görülmüştü. Bir çiftçi onu daha sonra saat 1.30'da yol kenarında gördüğünü doğruladı. Sopanın sapının etrafında beyaz bant, üzerinde beyaz harflerle yazılı olan bazı şeyler vardı. Beyaz harfler üzerinde kan lekeleri varmış gibi görünüyordu. Mahkeme bu sopanın Walmart'tan alındığını, önceki yılın envanterinden kalmış olabileceğini biliyordu. Satış fiyatı $15. İndirimdeyken $13'a satın alındı.
Mahkeme ölüm sebebinin künd kuvvet travması olduğunu aktardı. Corey'nin ölümünden bir önceki gece işteyken Annette'ın orada olduğu öğrenildi. Corey, kapanış saatinde Wendy adındaki bir kadınla oradan ayrıldı. O dönemlerde Wendy'nin ifadesi alındı. Wendy, bardan çıkarken Annette'la karşılaştıklarını anlattı. Arabasında Corey'i bekliyordu. Oldukça sarhoştu. Corey, Annette'e onu eve bırakmayı teklif etti. Wendy ve Corey, Annette'le beraber arabaya bindiler. Wendy'ye göre Annette'in evine giderken bir anda Annette tedirgin oldu. Arabadan dışarıya atladı. Corey dışarıya çıktı ve onunla konuştu. Corey önce Wendy'yi, sonra da Annette'i evine bıraktı. O gecenin ilerleyen saatlerinde Wendy ile yeniden buluştu. Sonraki sabah, Jody işe giderken Corey evine dönmüştü. Yatakta uyuyordu. Mahkeme, Jessica'nın ve annesinin tanık ifadesini dinledi. Jessica, o gece gördüklerini mahkemeye anlattı. Ajana anlattıklarının aynısını mahkemede cesurca anlatıyordu. Annesi, kızının anlattıklarını doğruluyordu. Ama anne, Corey'e yapılan saldırının acımasız doğası yüzünden epey bir korktu ve bu yüzden bunları polislere anlatmadı. Mahkeme ayrıca Scott Payne'i de dinliyordu. Annette'in ilk duruşmasında ifade vermedi. Ama daha sonra yıllar önce polislere anlattıklarını mahkemede bir kez daha anlattı. Annette'in kan lekeli olduğuna inandığı kıyafetleri yaktığını gördüğünü mahkemeye anlattı. Mahkeme Annette'i Corey cinayetiyle ilişkilendiren herhangi bir fiziksel kanıt olmadığını biliyordu. Corey'nin elinde bulunan kılların Annette'le bağlantısı yoktu. Sopanın üzerinde Annette'e ait herhangi bir parmak izi veya kan yoktu. Annette'e göre Corey ölmeden önce onu görmüştü. Onu başka bir kadınla görünce kıskandı ama daha sonra onunla barıştı ve ilişki yaşadı. Annette bir sonraki gün Jack'la birlikte bazı işler yaptı. Sonra Corey'nin evini aradı ama yanıt alamadı ve endişelendi. Savunmasında Corey'nin öldüğü gün Jack'la beraber çalıştığını, ardından onunla beraber alışveriş merkezinde alışveriş yaptığını ifade etti. Sabah 10 civarında iş yerinden ayrıldılar. Iowa'ya giderken bir kitabı geri vermek için Annette, Corey'nin evinin önünde durdu. Ancak evde kimse olmadığını, kimsenin kapıyı açmadığını iddia etti. Alışveriş merkezinden yaptığı alımlarla alakalı bazı faturaları gösterdi. Ama zaman damgası olan tek fatura, öğleden sonra yapılan bir satın almaydı. Savunma, Jessica'nın anlattıklarını itibarsızlaştırmaya çalışıyordu. Mahkeme, Annette'in, Jessica'nın çocukluğunda Jessica'nın üvey babasıyla ilişkiye girmesi sebebiyle savunmanın ön yargılı olduğu yönündeki davayı aktardı. Jüri müzakere etti. Toplamda 16 saat süren görüşmelerin ardından oy birliğiyle karara vardılar. Sonunda Annette'i ikinci derece cinayetten suçlu buldular. Annette, Corey'nin elinde bulunan saçlarla alakalı keşif yapılmasını zorunlu kılmak için duruşma sonrası önerge sundu. Devletten saçlar üzerinde yapılan testlerle alakalı diğer bilgilerin sağlanmasını istedi. Kanıtların kaybolması veya yok edilmesi durumunda Annette, mahkemeden devletin bunun nasıl olduğunu açıklamasına karar vermesini talep etti. Jessica'nın anlattıklarını şu ifadelerle yalanlıyordu. Birincisi, Jessica Annette'i mutfakta, merdivenlerde dururken göremezdi. Çünkü merdiven tamamen kapalıydı. Tabanda, merdivenlerden uzağa açılan bir kapı vardı. Jessica, yıllar boyunca birçok kez geceyi orada geçirdiğini iddia etti. Ama bunlar yalandı. O eve düzenli gelmiyordu. Jessica, yatıya kalma tarihini ya da o gece başka çocukların orada olup olmadığını bile hatırlamıyordu. Annette ayrıca Scott'ın ifadesine güvenilemeyeceğini, çünkü Scott'ın 96 ve 2019'da polise verdiği ifadeler arasında çelişkiler olduğunu iddia etti. Temiz başvurusundaki bir diğer argümansa Corey'nin elindeki kıllardı. Elinde 4 insan saçı vardı. Hiçbir test bu saçları Annette'in saçıyla eşleştiremiyordu. Şöyle diyordu. Corey bir sporcuydu. Deneyimli bir dövüşçüydü. Neredeyse 100 kiloydu. Yani benim tek başına onu öldürme şansım neredeyse sıfırdı. Cinayeti benim işlediğimi gösteren yeterli sayıda delil yok. Bu karar somut delillere dayanmıyor. Annette, davasında yeterli kanıt bulunmadığını gösteren bazı noktaların altını çizdi. 1. Cinayeti hiçbir zaman itiraf etmedi.
2. Onu cinayetle ilişkilendiren herhangi bir fiziksel kanıt yoktu. 3. Corey cinayetinin görgü tanığı yoktu. 4. Beyzbol sopasının, yani cinayet silahının Enet tarafından kullanıldığını tespit edecek hiçbir tanık yoktu. 5. Corey'e saldırmayı planladığına dair hiçbir tanık ya da belirti yoktu. Temyiz başvuruları reddedildi. Enet şu anda 50 yıllık cezasını çekiyor. Deep inside, did you fear something had happened to her? 1 Temmuz 1987'nin sıcak bir yaz akşamında 10 yaşındaki Amy Schultz, Illinois Kel'deki evinden ayrıldı. Kel, yalnızca 200 nüfusa sahip küçük bir kasabaydı. Amy, 3 çocuğun en küçüğüydü ve de tek kızdı. Babası Dennis ve üvey annesi Esther'in gururu ve sevinciydi. Amy o gün evden ayrıldı. Çünkü köpeğini arayan abisini bulmaya gidecekti. Köpek eve gelmiş ancak Amy'nin abisinin bundan haberi olmamıştı. Amy abisini bulacak, ona artık köpeği aramasına gerek olmadığını söyleyecekti. Ama Amy evi terk etti ve de bir daha geri dönmedi. Bu andan sonra aile Amy'yi aramak için dışarıya çıktı. Ama eve elleri boş döndüler. 80'lerde Kel gibi küçük kasabalar kapılarını genelde açık bırakır, sokak lambaları yanana kadar çocuklarının dışarıda oynamasına izin verirlerdi. Suç oranları düşüktü. Bölgede herhangi bir güvenlik tehdidi yoktu. Burada asla suç olmaz zihniyeti hakimdi. Ta ki Amy kaybolana kadar. Amy'nin cansız bedeni bir tarlada yüzüstü yatarken bulundu. Bölgenin masumiyeti o anlarda paramparça oldu. Amy evinden sadece 10 kilometre uzaktaydı. Çevre sakinlerinin kalbi kırıldı ve de harap oldu. Daha büyük yerleşimler böyle şeyleri anlamazlar. Ama böylesi ufak topluluklarda bu tür olaylar yıkıcı olur. Olay yerinde Amy'nin ayakkabı izleri vardı. Başının hemen altında bir kan gölü vardı. Kan havuzu vücudunun diğer bölgelerini kapladığı için onun bulunduğu yerde öldürüldüğü düşünülüyordu. Olay yerinde ve vücudunda iki erkek kasık kılı toplandı. Kalıntıların yakınında lastik izleri ve de bazı ayakkabı izleri vardı. Otopsi, Amy'nin nasıl öldüğüne dair daha fazla kanıt sağladı. Başının arkasında devasa bir yara vardı. Kanamalı bir sağ göz, sol gözünde bir aşınma, kulak yırtılması, bedeninde morluklar ve sıyrıklar vardı. 3 subdural hematom, kırık bir kaburga, çürük yemek borusu ve de kanayan ses telleri. Adli tabip, Amy'nin ölümünün bir cinayet olduğu sonucuna vardı. Boğularak bayıltılmış, ardından ağır yaralanmıştı. Fail onun sırtına basarak kanın vücudunu daha hızlı terk etmesine neden oldu. Bu da Amy'nin akşam 9 civarında evden ayrıldıktan kısa bir zaman sonra kaçırıldığını ve de öldürüldüğünü gösteriyordu. Kel kasabası birdenbire neredeyse bir hayalet kasabaya dönüştü. Oyun alanları boştu. Çocuklar evlerinden ayrılmadılar. Vatandaşlar olayın gerçekliğiyle boğuşuyorlardı. Yetkililer soruşturmanın ilk 3 ayında 500'den fazla ipucunu takip etti. Ne yazık ki bu süre zarfında bir tane bile şüpheli teşhis edilemedi. Adli tıp uzmanları Amy'nin yanında bulunan lastik izlerinin Kuzey Amerika'da üretilen sadece 2 lastikle tutarlı olduğunu belirledi. Lastikler 2 farklı modelle uyumluydu. Testler ayrıca ayakkabı izlerinin yalnızca Kmart tarafından satılan ve de Texas Steel adı verilen bir bota ait olduğu sonucuna vardı. Bunlar ekiplerin elindeki tek sağlam ipucuydu. Ancak yine de bunlar onları şüpheliye götüremezdi. Aylar sonra ulusal parktaki park bekçileri tuhaf bir saldırıya uğradı. Bu andan sonra FBI olaya dahil oldu. İnsanlar bir keskin nişancının onlara günde 4 el ateş ettiğini söylüyorlardı. Ölen yoktu. Ancak yara alan çok fazla insan vardı. Federal ajanlar 10 gün parkta kamp yaptıktan sonra sonunda adamı buldu ve tutukladı. Adam Illinois'dan 32 yaşındaki Cecil Sutherland'tı. Arabası şüphelinin aracına uyuyordu. Ayrıca ayağındaki botlarda tam da tahmin edileceği üzere şüphelinin botlarıydı. Bu bilginin sonunda ekipler Cecil'ı araştırmaya başladı. Amy'nin öldüğü sırada Cecil, Amy'nin kalıntıların bulunduğu yerden sadece 2 kilometre uzakta Dix'te annesiyle beraber yaşıyordu. Erkek kardeşi olay yerinden sadece 1 kilometre uzaktaydı. Bu bilginin ardından ekipler Cecil'ın aracını, lastikleri ve de çizmeleri aramaya dahil etti.
Soruşturma devam ederken Cecil, federal mahkemede keskin nişancı davasında cinayete teşebbüs suçunu kabul etti ve de 15 yıl ceza aldı. Peki Amy, onu öldüren Cecil mıydı? Sorgu polisine Amy'nin öldüğü gün nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Adli tıp uzmanları, Cecil'ın aracındaki lastiği ve de ayağındaki botları olay mahallindeki izlerle kıyasladı. Uzmanlar hem lastiğin hem de ayakkabı izlerinin tam bir uyum içerisinde olduğunu tespit ettiler. Başka bir uzman, lastik izlerinin Cecil'ın lastiği ile aynı boyut ve modelde olduğunu, aşınmanın bile tutarlı olduğunu belirledi. %100 olmamakla beraber bunlar ikinci derece kanıtlardı. Adli tıp, Amy ve giysisinde bulunan kılları ve de lifleri test etti. Kılların bir kısmı bir köpeğe aitti. Bu tüyler, Amy'nin köpeği Biscuit'e ve de diğer aile köpeklerine aitti. Bunların hepsi tutarsızdı. Başka kıllar da vardı. Bunlar da incelendi ve de sonunda kılların Cecil'ın köpeğine ait olduğu anlaşıldı. DNA testi henüz mevcut olmasa da Amy'de bulunan iki kasık kılı Cecil'dan alınan bir kasık kılı örneği ile kıyaslandı. Uzmanlar kılların Cecil'da tutarlı olduğunu, Amy'nin örnek sağlayan aile üyeleri veya komşularından hiçbirisiyle eşleşmediği sonucuna vardı. Bu da Cecil'ın Amy'yi öldürmekle suçlanması için yeterli kanıtlardı. Mahkeme Ekim 88'de başladı. Duruşma esnasında Güney Illinois vatandaşları öfkeliydi. Kolluk kuvvetlerine göre Cecil'a karşı özellikle birçok öfke besliyorlardı. Halk Cecil'ı linç etmek istiyordu. 1989'un Mayıs ayında başladı. Amy'nin babası mahkemede gözyaşlarına boğuldu. Gördüğü şeyin Amy olmadığını düşünüyordu. Bu cansız beden benim Amy'm değil diye ağlıyordu. Dennis, yakınlarda yaşamasına karşın Cecil'ı tanımadığını ifade etti. Amy'yi öldürene kadar böyle hayvanların var olduğunu bilmiyordum dedi. Duruşma adli tıp uzmanlarının ifadeleriyle devam etti. Savunma, arama izlerinin ve buradan elde edilen bulguların delillerden çıkarılmasını talep etti. Ancak bu talep reddedildi. Cecil'ın avukatı, olayın yaşandığı gece Cecil'ın olay mahallinden 800 metre uzakta yaşayan kardeşinin evinde olduğunu iddia etti. Cecil'ın kardeşinin eşi mahkemeye geldi ve de Cecil'ın saat 8 ile 8.30 arasında evlerinde olduğunu belirtti. Daha sonra saat 23 sularında Cecil'ın annesi onu aramış ve de aracının bozulduğunu, benzin istasyonuna gelmesi gerektiğini ifade etmişti. Yani Cecil saat 23 civarında evden ayrıldı. İddia makamına göre saat uyumluydu. Cecil'ın Amy'yi öldürmek için bolca zamanı vardı. Savunma, lif ve kıl kanıtlarına karşı çıktı. Savunma avukatı James Hansen. Kanıtların her biri Cecil'ı bu suçla ilişkilendirmiyor. Temelde sıfırlar. Bunları toplasanız ya da çarpsanız bile yine de sıfır elde edersiniz. 24 Mayıs 1989'da jüri sadece 4 saatlik bir müzakerenin ardından bir karara vardı. Cecil her konuda suçlu bulundu. Savcılar idam cezası isteyeceklerini açıkladı. Amy'nin üvey annesi Esther şöyle diyordu. Yasanın izin verdiği en büyük cezayı hak ettiğini düşünüyorum. Savunma ise birkaç tanık sundu. Tanıklar Cecil için oldukça iyi adam diyorlardı. Bu ifadeler hiçbir şey ifade etmedi. Jüri sonunda Cecil'ı ölüm cezasına çarptırdı. 2011'de Illinois ölüm cezasını kaldırdı. Cecil şu anda şartlı tali imkanı olmaksızın ömür boyu hapse mahkum. 2023 itibariyle Sean cezaevinde bulunuyor.